Biz Asiye Acar uzun bir aradan sonra yeniden yollara düştü ve ülkemizin cennet köşelerinden Kapadokya'ya gitti. Neler yaşadığını gelin hep birlikte izleyelim. Yine gözünü yükseklere dikti. Nasıl bindiysem şu an hala öyleyim. Ayaklarım aynı noktada duruyor. Bu defa zirveye oynadı. Gökyüzüne nasıl yemek yedi? Çok da güzel. Nasıl da kilo almayacağım. Asiye Acar'dan yepyeni bir Kapadokya macerası. Masallar diyarı evlerinize geliyor. Eşsiz manzaralar. Dönmeden yapılacaklar. Çok eğlenceli anlar. Kapadokya'da neler oluyor? Asiye Acar yine yapacağını yaptı. Sonbahar esintisine kapıldı. Soluğu masallar diyarı Kapadokya'da aldı. Önce Kapadokya'nın altını üstüne getirdi. Yetmedi, gözünü yükseklere dikti. Zirvedeyim dedi. Yükseklerde uçmayı çok seven Asiye bu defa gökyüzünde yemek yedi. Şu an anı yaşıyorum efendim. Kartpostal gibi manzaralar, rüya gibi bir doğal güzellik, güneşi selamlayan peri bacaları, rengarenk balonlar, tarih kokan mekanlar, sınırları zorlayan ışık gösterileri ve daha neler neler. Hazırsanız Kapadokya turumuz başlıyor. Söz Asiye'de. Gün ağarırken gökyüzünde renk cümbüşü. Bu sabahların bir anlamı olmalı dedirten anlardayız. Kapadokya'da gün yavaşça ağarıyor. Karanlığın içine rengarenk balonlarla bir ışık doğuyor. Sabahın çok erken saatlerinde Kapadokya'nın simgesi balonlar uçuşa geçmek için hazırlanıyor. Asiye hemen olay yerine intikal ediyor. Balonların son hazırlıkları tamamlanırken sabahın kör vakti olmasına rağmen binen de binmeyen de orada. Çünkü böyle bir manzara sosyal medya fotoğrafları çekilmeyi hak ediyor. Asiye balonların gölgesinde çocuklar gibi şen. Yerde kalıp göğe el sallamak bedava. Ancak balona binip gökyüzünde süzülmek isterseniz işler değişiyor. İşte ayaklarınızı yerden kesecek o fiyatlar. Bir balona binmek istiyorsanız yaklaşık 250-300 euro. Asiye'yi bilirsiniz. Denenmişi denemez. Onda okunan kitap bir daha okunmaz. O yüzden manzarayı izlemekle yetiniyor. Çünkü var bir planı. Onun gözü daha da yükseklerde. Bekleyelim, görelim. Ben niye mi bilmedim? Ben daha önce bindiğim için deneyimim olduğu için bilmek istemedim. Ayağım yere bassın ama havamdan da bir şey eksilmesin diyorsanız böyle bir klasik araçla 2 saat çekim yapmanın bedeli tam tamına 100 avro. Ortam güzeller geçidi. Soğuk havaya aldırmıyorlar. İncecik gece kıyafetleriyle salınıyorlar. Ah sosyal medya, sen nelere kadirsin. Asiye ise onlara inat, pofidik pufuluk kapkalın montuyla sıcacık geziyor. Bir yanda da Kapadokya vadilerini balonlar altında atınızla dört nala gezmek isterseniz diye seçenekler mevcut. Uçmayanların rotası, Kelebekler Vadisi. Eğer balona binmek istemiyor ancak gökyüzünü rengarenk boyayan balonları eşsiz bir manzaradan izlemek istiyorsanız istikamet Kelebekler Vadisi. Kapadokya'ya geldiniz, eğer balona bilemiyorsanız ne yapıyorsunuz? Kelebekler Vadisi'ne geliyorsunuz. Eğer bu görmüş olduğunuz manzarada böyle fotoğraflar, işte pozlar veriyorsunuz. Rengarenk balonlar uçsuz vadilerde, peri bacalarının yamacında ahenkle salınıyor. Gökyüzü bir gökkuşağına dönüşüyor. Büyülü anlar başlıyor. Asıl fotoğraf çekilme rekabeti burada. Herkes doğru kadrajın, doğru pozun peşinde. Asiye'nin olmadığı masa, olmadığı kadraj yok. O her yerde. Şu an diyor ki sus,
kalkmış bu bozma. Ay ablacığım, beni sevenlerim varmış, beni çekiyorlar. Bir yanda karada onları izleyenler, bir yanda balonun içinden halkı selamlayanlar. Her şey düşünülmüş. Bundan sonrasını develerle devam edeceğim derseniz, buyurun size deveye hendek atlatan o görüntüler. Ve Kelebekler Vadisi'nin en aşk kokan köşelerindeyiz. Bu çiçekten kalplerde fotoğraf çekilmek bir kanun gibi. Ortam çok romantik. Aha Siyem, sen yine yalnızlığın kadını. Bu nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Asiye kalp yapayım derken göz çıkarıyor. Ortam anatomi dersine dönüyor. Seninki dalağa benziyor. Şansımız, bahtımız güzel olsun. Evren yine mesajlarını ard arda sıralıyor. İşte yükseklerden uçurumlara düşerken aşkın elinden tuttuğu gelinimiz. Ben düşerken yükseklerden uçurumlara. Hanımefendinin masal gibi bir kare isteği yükseklik korkusunun önüne geçmiş belli. Yalnızlığın kadını Asiye ise bu anları izlerken UFO gören masum köylü gibi. İlahi Asiye, o ne öyle balkondan halı kilim mi çırpıyorsun? Yürekler parçalanıyor. Kırmızı elbiseli Cinderella'yı gören Asiye neden diye isyan ediyor. Bir kırmızı elbisen bile olmadı. İşte soğuğa meydan okuyan bir güzelimiz daha. Tek derdi eteklerini havalandırmak, paylaşımlarına beğeni yağdırmak. Hakkını yemeyelim, görüntü şahane. Eşsiz manzarada alev alev salınmanın, bu anları ölümsüzleştirmenin bedeli ise tam tabına 400 avro. Ama merak etmeyin, arabalar ve kıyafetler şirketten. Kelebekler Vadisi'nde değiliz de düğündeyiz sanki. Bu ne ihtişam, bu ne süspüs. Bakın şu an orada da mor elbisemiz var efendim. Herkes şu an fotoğraf çektirme yarışında şu an burada. Asiye hala olayın soğuktan donma kısmında. Ancak hanımefendiler belli ki bu yolda her şey mübah diyor. Fotoğraf için her şey değer. Hasta oldum fotoğraf için şu an. Dilimde ateşte yanıyor. Şaka yapıyorsun. Ben sıktım şu Asiye'yi görünce. Heyecan oldum. Heyecan oldum. Ama işim yok. Hayır. El emeği, göz nuru, ipek halılar. Kapadokya'nın en meşhur göz kamaştıran güzelliklerinden biri de binbir emekle dokunan ipek halıları. Asiye işin mutfağına giriyor. Kozasından çıkan bir kelebek gibi ipeklerin arasında beliriyor. Su da ıslattık, tamam. Bunları süpürge yardımıyla sürekli ıslatıyoruz ve sonra sürekli uçalmaya çalışıyoruz. Temizleyerek bu hale geliyor. Sonra makineye sardırıyoruz ve bu hale geliyor ipeklerimiz. Ham maddesi bu. İpeğimizin ham maddesi bu. Boyanıyor, sonra boyandıktan sonra bu hale geliyor. O motifleri tek tek göz nuru akıtıp işlemek emek istiyor, sabır istiyor. İpek ipliklerimiz var efendim. İşte bak abi, dokunuyor. Bakın şöyle modellerimiz. Şu an. Ay gerçekten bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten. Çok kolay değil. Çok zor. Çok zor, sabır isteyen bir iş. Eyvahlar olsun. Asiye işin inceliklerini öğrenmeye başlıyor. Desenize tehlike kapıda. Bir önden bir arkadan anlıyoruz. Böyle ön arkadan. Ha, ön arkadan tehlikemiz var bizim burada. Tamam, okey. Asiye'cim, sen de ben de biliyoruz ki bu işe kalkışmaman hem senin için hem de o halı için daha hayırlı. Ben denemek isterdim ama deneyemem. Yaparsınız. Yok, yok. Gerçekten yaparsınız. Güzel, insanın kendini bilmesi çok güzel. Ama işin ucunda bir enişte adayı varsa işler değişebilir, değil mi Asiye? Duyduğum kadarıyla
gerekiyormuş yoksa evde mi alınıyormuş? Doğru mu? Evet, bütün kızlarımız evde böyle ipek yün üretim yapıyoruz. Sadece burada değil, derinlerde de yapılıyor, köyler. Üzerine basıp geçtiğiniz o halıların bir tanesinin yapımı bir sene sürüyor. Desenize bunu yapan kör oldu lafı boşuna söylenmiyor. Bu halımızda ise otantik desenler yoğunlukta olur. Çok kıymetli bir parçadır. Eli belindedir motifin adı. Samimiyetimle söylüyorum, bunu dokuyan çocuk kör oldu ya. Çok değerli halıların insan üstüne basmaya kıyamıyor. Şu an ben hani nasıl yapıldığını görünce halıya basasım gelmedi. Ve Asya iftiharla sunar. Karşınızda dünyanın en ince halısı ve tabii ki en değerlilerinden biri. Dünyanın en ince halısı efendim. Bu gördüğünüz 1 santimetre karesinde 50-50. 2500 düğüm olan bir halıdır. Bunu dokurken dokumacı kızlarımız mercekle dokuyorlar. Ve bir diğer model. Öyle bir değerli ki eldivensiz dokunulmuyor. Abi eldiven takıyorsun, neden şimdi? Elimizdeki yağ, vücudumuzun yağı halıya geçmesin diye. Tabii ki, tabii ki. Dokunma yanarsın Asiye'cim, dikkat. Dokun tutmam zaten. Ben dokunmuyorum abi. Gelelim yapımı 5 yıl süren o dünyanın en özel halılarının bedeline. 250 bin dolar değer biçilmiştir. Hı hı. Satış için. Yani açık artma gibi efendim. Yani 250 bin dolar efendim. Şu an dokunamadığım halının fiyatı. Dokunmaman isabet olmuş Asiye'cim. Acaba halı dokuma işine mi girsek? 5 sene sürse senede 50 bin dolar kazandırıyor baksana. Biz ticari düşünürken Asiye işin çeyizliğinde. Yine çeyizli halı alamadım yani. Buradakilerin hepsi şu an bulmuş olduğum odadakilerin hepsi gerçekten özel halılar. Hepsi ipek. Sabah saatlerinde balonla havalanmayan Asiye nedense uçan halı peşinde. Bir Simbat, bir Alaaddin olmadığın kalmıştı Asiye'cim, o da oldu. Uçan halılar varmış efendim. Evet, onları böyle. Ve uçan halı ortaya çıkıyor. Uçtu, uçtu. 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 Elinizdeki yuvarlak halılarınızı uçurmayın siz. Sizinkiler uçmayabilir. Bu halı sadece uçuyor efendim. Asiye tabii ki kolları sıvıyor. Önce halıyı uçuracak, sonra üstüne binip kendi de uçacak. Macera başlıyor. Gayet başarılı. Bir bu kalmıştı yapmadığın, onu da yaptım. Alkışlar Asiye'ye. Ancak Asiye'nin habersiz olduğu bir şey var. İtirayla fırlattığı o halının değerinin 250 dolar yani neredeyse 7 bin lira olduğu. 250 dolara atmışım şu an. Ne diyeyim ya? Vallahi bir şey demiyorum. At gitsin, at gitsin. Eskimişse at git. Sıra gerçekten uçmaya geldi. 40 metre yükseklikte yemek keyfi. Balonu pas geçen, uçan halıdan ümidini kesen Asiye, meğerse gözünü daha da yükseklere dikmiş de haberimiz yokmuş. Karşınızda eşsiz bir deneyim. Gökyüzünde yemek keyfi. 40 metre yüksekte, yani gökyüzünde yemek yemeye ne dersiniz? Ben evet dedim. Uçuyoruz ne güzel kamikaze. Önümüze çıkacaklar. Bu sene Asiye'ye bir haller, bir cesaretler geldi. Emin adımlarla yürüyor. Kapadokya semalarına yükselmek için çok hevesli görünüyor. Hızlı adımlarla uçan restorantımıza doğru ilerliyorum efendim. Bakın görmüş olduğunuz gibi uçan restorantımız bu. Şu Ankara'dayız. Birazdan havalanacağız. Nasıl mı havalanacağız? Tabii görmüş olduğunuz gibi yine vinç yardımıyla. Masalar çok şık bir şekilde hazırlanmış. Tabaklar, bardaklar nasıl kırılıp dökülmeden gökyüzüne çıkacak meraktayız. Böyle 8 tane masadan oluşuyor. İşte 4'er kişilik bölümlerde. Buraya böyle oturuyorsunuz. Birazdan oturacağım. Oturuyorsunuz, sizi bağlıyorlar ve yemek servisi başlıyor. Yemekte ne mi var, yani menüde ne mi var? 4 tane seçenek var menüde. Onlardan birini seçiyorsunuz. İşte et, tavuk, balık, bir de vejetaryen menü var. Ve Asiye hazırlıklara başlıyor. Hak ettiği yere, zirveye çıkmak için yerini alıyor. Bu arada yemeklerin de gökyüzünde servis edileceğini belirtelim. İlk oturan ben oldum efendim. O kartallar gibi yalnız uçmayı sevse de masası bir anda şenleniyor, kemerler bağlanıyor. Evet, Allah kısmetimizi bağlamasın, doğru söylüyorsun. Evet, evet. Hemen şimdi arkadan güvenli bir şekilde
bağlan. Heyecanlı mısın? Gerçekten. Evet. Ne bekliyor bizi gökyüzünde? Ben açıkçası merak ediyorum şu an. Güzel bir deneyim ve adrenalin. Değil mi? Evet. Aklımıza takılan o soruyu Asiye dile getiriyor. O yemekler nasıl yenecek? Burada duracak mı mesela? Onu merak ediyorum. Gerçekten merak ediyorum. Sizce durur mu çatal bıçak? Durur gibi aslında. Yani bu ne bileyim aşağıya düşer mi? Nasıl olur? Uçalım yaşayalım görelim Asiye'cim. Geri sayım başlıyor. Kızılırmak ve Kapadokya'nın eşsiz manzarasında gökyüzünde bir saat yemek keyfi yapmak için yükselişe geçiliyor. Ay hareketlendim. Manzarayı bırakan Asiye yine ekmeğinin peşinde. Ekmeklerimiz uçmaz değil mi burada? Oo keyifler yerinde. Asiye zirvede. Yemekleri itinayla hazırlanıyor. Her şey karadaymışçasına bir konforda ilerliyor. Cesur Asiye'nin dışı sizi içi bizi yakıyor. Baksanıza put gibi asla kımıldamıyor. Olsun alışacak. Korkularını yenecek. Bak sallandırıyor. Cesaretli işte. Adrenalini seviyor. Ben nasıl bindiysem şu an hala öyleyim. Ayaklarım aynı noktada duruyor. Bak arkadaşların Asiye'cim ne güzel de dönüyorlar sandalyeleriyle. Örnek al tadını çıkar. Böyle dönebiliyorsunuz. Tek izleyebiliyorsunuz. İnmek istemeyeceğiz de diyeceksiniz ki keşke yukarıda olsaydım tekrardan. O kadar keyifli, evet. Asiye bu ne yapıyor, ne ediyor, işi yine izdivaca getiriyor. Gümüşlükte suyun içindeki evlenme teklifinden vazgeçen Asiye şimdi de havada yüzüğü bekliyor. Tamam, mesaj alındı. Abicim sana söz veriyorum, bir gün evlilik teklifi alırsam burada şey işte ya. Onu bile söyleyemedim yani düşünün işte. Yani geliyorsunuz mesela Kapadokya'ya balona biniyorsunuz ya. Orada evlilik teklifleri yapıyorsunuz. Aslında burada bir akşam yemeğiyle muhteşem olmaz mı? Böyle bana burada evlenme teklif edilse efendim. Ben evet derim efendim. Evlenir misin Asiye? Evet evet çünkü mevzu uzamasın derim. Aşk karın doyurmuyor. Gelsin yemekler. Menüm geldi efendim. Et menü. Bu ay çok güzel kokuyor. Muhteşem kokuyor. Bak. Mis gibi kokular burnuna çalınınca bir anda yükseklik korkusunu da unutuyor bizi Asiye. Tadını alabilecek misin acaba? Yükseklikte damak tadı değişiyor mu acaba? Hmm. Onu da deneyimlemek lazım. Abi bir şey söyleyeyim çok güzel. Ama şu an tuz lazımdı ya. 40 metre yükseklikte masadaki hiçbir şey yerinden kımıldamıyor. Bu durumu aklımız almıyor. İzleyenler, ekranları başında izleyenler diyecek ki oradan tabak, çanak, işte ne bileyim çatal nasıl uçmuyor? Vallahi binmeden önce ben de onu merak ediyordum. Şu an deneyimliyorum. Uçmadı. Uçmuyor. Hepsi yerli yerinde. Herkes bu anları ölümsüzleştirirken Asiye elini çantasına atmaya, hareket etmeye çekindiği için anı yaşama bahanesinin ardına zekice gizleniyor. Yani bakıyorum etrafımdaki herkesin elinde telefon var. Ben telefonu aşağıya atarım. Şu an anı yaşıyorum efendim. Gerçekten anı yaşıyorum. Bakıyorum etrafa. Ay ne güzelmiş bak Kızılırmak Nehri ne kadar güzel gözüküyor. Mutlu ve huzurluyorum. İşte bazı arkadaşlar da sosyal medya için, sadece sosyal medya için şu an video çekiyorlar. Bu masaların bir eksiği var. O da peçete, tuz, karabiber. Gökyüzünde yemek yemenin bir bedeli olmalı. Çünkü peçete olamaz, tuz ve karabiber gibi. Biz saçımızı tutamıyoruz, onu nasıl tutacağız? Evet Asiye, sadede gelelim. Nedir bu uçuran yemeğin fiyatı? Rakamlar uçuşta mı yoksa herkese uygun mu? Efendim böyle gelip de bu muhteşem atmosferde bir akşam yemeği ya da bir öğlen yemeği yemek istiyorsanız fiyatı kişi başı tam tamına 200 dolar efendim. Yani şu an Türk lirasına vurduğum zaman yaklaşık 6000 lira efendim. Asiye diyet bozma bahanelerinin en iddialısıyla geliyor. Çıtayı arşa çıkarıyor. Gökyüzünde yemek yerken yani bunlar bana kilo olarak geri geliyor mu? Hani bir fit yüksekteyiz ya. Aslında
arasında heyecan ve adrenalin. Evet, şu an adrenalin bilinç. Evet, şu an yediklerimin hiçbirisi bana yaramıyor efendim. Ya Çok da güzel. Yoksa kilo almayacağım. Yemekler yeniyor. Nihayet karaya ayak basma zamanı geliyor. Asiye yeniden yaralı kuş gibi konu veriyor Kapadokya'ya. Bir kere daha olsa bir kere daha binerim. ...950 bin liralık vazo, 700 bin liralık gemi, Kapadokya'nın bir vazgeçilmezi de tabii ki çömlek işçiliği. Çizimi bari Kapadokya'dan düzeyim diyen Asiye, fiyatları görünce biraz hayal kırıklığı yaşıyor. Evet efendim, şimdi Kapadokya'ya geliyorsanız mutlaka ama mutlaka hani giderken küçük hediyeler alabilirsiniz ama şu an buradakileri alabilir misiniz bilmiyorum. Çok emin değilim. Çünkü neden? Pahalılar biraz galiba. Hani giderken bir şeyler alayım diyeyim. Ha, ala ala efendim. Çerezlik alabiliyorsunuz. Bak burada ama çerezlik ama cidden çok güzel bunlar ya. Bunların fiyatları 250 liraymış. Bunlar ısınma turu fiyatları. Yoksa o dükkanda bir servet yatıyor. Buyurun binlerce liralık eserler. Bu ne kadar? Yaklaşık şimdi bu formu koyarsak lalede indirimlerimizi yaptıktan sonra 50 bin lira civarına gelir. Bu küçük laleler? 35 liraymış efendim. Beyefendi fiyatları saydıkça Asiye'nin tüyleri ürperiyor. Ürünleri tutan elleri titriyor. Mevlana'larımızın yapım aşımı olarak düşünürseniz Mevlana'larımız yaklaşık indiriyor 8 bin liraya falan gelir. Bu mu 8 bin lira? Bu. Bu elimdeki... Fiyatlarımızdan bir tanesidir Mevlana. Bu Mevlana 8 bin lira mı? Evet. Ustalarımızın özeline tek tek üzerine işçilik yapmış olduğu. Evet, yaklaşık çok güzel. Yapım aşaması olarak düşünürseniz 1,5-2 ayınız almış bir üründür. Zirveden yeni inen Asiye tabii ki en pahalının en görkemlinin peşinde. En pahalı ne var? İşte orada tüm ihtişamıyla bizi bekliyor. Devirip kıracağız diye ödümüz kopuyor. Bu görmüş olduğunuz vazonun fiyatı 950 bin lira. Eline koluna dikkat et Asiye, maazallah. Efendim öyle bir yere koymuşlar ki 950 bin lira olunca etrafını böyle dolatmışlar. Ona çok fazla dokunamayın. Asiye tehlike benim göbek adım diyor. 950 bin liralık vazoyla aşk yaşıyor. Böyle bir sarılayım bakayım. Ve ah o gemide ben de olsaydım dedirten bir eser daha. Çok güzelmiş. Evet, gerçekten çok güzelmiş. Olarak... Ne kadar? Şöyle söyleyeyim, dolar bazında söylersek 25 bin dolar civarında bir. Yani neredeyse 700 bin lira Asiye'cim. Bizim düşündüğümüzü sen de düşünüyorsun, biliyoruz. 25 bin doları ben Türk lirasına çevirsem ne kadar ediyor? Hemen çevirelim. Acaba denizin üstünde yüzebilen gerçek tekneye ulaşabilir miyiz? Ulaşamayız. Ne kadar? 700 bin lira. Tekne alabilir miyiz denizde yüzen? Alamayız değil mi? Şu an 700 sandal mı? Onu mu alabiliriz? Yani efendim biz yine kaldık. Ve Asiye başlangıç noktasına geri dönüyor. Ben alsam çerezlik alabilirim. 250 lira mıydı o? Değil mi? Yani çerezlik. Kızıl mavi gün batımı. Güneş alçalırken Kapadokya'yı enfes bir kızıla boyuyor. Peki burada en güzel gün batımı nerede izleniyor? İşte yanıtı. Ve efendim şimdi gün batımını izlemek için Aşıklar Vadisi'ne geldik. Herkes enfes manzarayı izliyor. Bu anları ölümsüzleştiriyor. Peki Asiye ne mi yapıyor? Tabii ki dilek ağacının altına koşuyor. Benim en çok dikkatimi çeken şey nedir? Şurada gördüğüm şeyler, bir şeyler yazıp çizip koymuşlar, dilekler dilemişler. Dilek işi ciddiyet ister. Gözlükler takılıyor. Asiye önceki dileklerden feyz almak için okumaya başlıyor. Avanos çömlekleri var. Buraya isminizi yazıyorsunuz. Dileğinizi diliyorsunuz. Buraya yazıyorsunuz, asıyorsunuz. Dileğiniz oluyormuş. Ve tabii ki ben merak ettim kim ne yazmış diye. Hemen bakıyorum. Merve Burak. Bizi izliyor musunuz? Cevdet'ime bir iş ve bir eş ver demiş. Amin. İnşallah olur. Hadi Asiye, sıra sende. Dilek taşın yani çömleğin geldi. Yaşlı gözlerim mutluluktan haber ver dilek taşı. Dileğin tez zamanda olsun Asiye'cim. Bakalım burada başka neler oluyor.
Kapadokya'nın her köşesi sosyal medya cenneti. Buyurun, 360 derece çekim imkanı. Teknoloji ayağınıza geldi. Elbet bundan da eksik kalmıyoruz. Bu çekimin bedeli ise 150 lira duyurulur. Asiye gün batımı için gelip başka her şeyi yaptığı için koşarak güneşi yakalamaya gidiyor. Çiçekten kalpler burada da var. Pozlar hız kesmeden veriliyor. Hanımefendi ile beyefendi bu anı ölümsüzleştiriyorlar. Adı üstünde Aşıklar Vadisi. Her yer aşk, her yer kalp, her yer aşk dileği. Bakın her yerde kalpler var. Bana da deve düştü. Bakın burada develerimiz var. Olsun Asiye'cim, devede de boy var. Hamaç ne kadar? Bilmez değil mi? Ha. Bilmez, şöyle kalktı oraya da götürüyoruz 150 TL. Aşıklar Vadisi'nin devesi bile aşık. Tanıştıralım, Leyla ile Mecnun. Senin adın ne? Adı ne? Adı var mı? Adı Leyla. 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 Yanındakinin? O Mecnun. Mecnun. Ah be. O anda çok sıcak anlar başlıyor. Niye, ne oldu? Gel abi. Beni teper mi? Bir şey yapmaz. Sadece ağabeyime doğru bak. Şuraya ha. Gel. Korkma. Sen cesaretli birine benziyorsun. Ne yapayım diyorum ben? Sadece şimdi oraya bak, tamam mı? Ya sen bir şey öptüreceksin bana galiba. Tamam işte. Ya! Ablam, hiç korkma, tamam mı? Ya! Tamam. Gel. Niye beni öpsün ya? Yanağımı ısırır abi, yapma. Isırmaz, bir şey yapmaz. Yok abim ya. Baş teşebbüsü başlamadan bitiyor. O anlarda herkes romantik gün batımının tadını çıkarıyor. Yalnız kovboy Asiye ise fotoğraf çektirecek kimseyi bile bulamamakta. Ay benim fotoğrafımı çekecek olan yok mu? Kalbi geniş Asiye. Herkese kucak açıyor. Gel gel ablam, gel. Gel. Ne güzel, kalbin ortasında. Ablam gel ya, ne olacak Allah aşkına. Kalbin ortasında. Bak ne güzel. Burada dilek tutmak, hayal kurmak bile parayla. İşte dilek çömleklerinin fiyatı. Ne kadar bu çömlek? 50 lira. Peri bacalarında ışık şöleni. Hava karardığında bu defa bambaşka büyülü bir atmosfer bizi bekliyor. Karşınızda Kapadokya'nın eşsiz ışık şovlarıyla geceyi aydınlatan Açık Hava Müzesi. Şimdi gerçekten muhteşem bir yere geldim. Şu an bulunduğum yer Açık Hava Müzesi. Işıklı yolu yalnız başına yürüyen Asiye az sonra yaşayacağı deneyim hakkında bilgi almaya başlıyor. Açık Hava Müzesi'nde biz akşam gösterisi olarak Zelve Mapping diye geçiyor. Kapadokya'nın tarihini görsel ve ışık sistemiyle şov haline getirdik. Ben buraya gelmek istesem mutlaka bir ücreti vardır. Evet. Nedir ücreti? Buradaki kapı ücretimiz şu anda 200 TL. Kalbe dokunan müzikler, ruhumuzu ısıtan ateşler eşliğinde muhteşem şov başlıyor. Kapadokya'ya vedamız eşsiz görüntülerle oluyor. Sen miydin?